Evet. Bugün günlerden... Günlerden ne? 12 Ağustos Çarşamba saat 4.36. Sıcak mı sıcak bir Ağustos akşam üstünde. Ben ve burada gördüğünüz 2014 model CBR500R Belgrad Ormanları Kemerburgaz yollarında... Yine bu mecralardan tanıştığım Burak adında bir dostumun biraderinin motoru. Kendisi Yeşilköy'de askeri üste olduğu ve çıkamadığı için bu dönemden dolayı bu motoru bir türlü kullanamıyormuş. Burak da sağ olsun dedi ki hani kanala bir şeyler çekmek istiyorsun, bu aralar böyle bir motor da var. İstersen bir dönem sende kalsın, hem sağa sola gidersin. Hem de dedi istersen kanala videosunu çekersin. Bir 4-5 gündür ben de işte bir 100-150 kilometre falan yaptık beraber. Daha önceden bir iki kere daha böyle kısa kısa kullanma imkanımın oldu ama çok fazla kullanamadığım bir motor 500R. Zaten 500 cc benim motosiklet sektöründe 500 işte 400 300 beni çok üzen hacimler. Çünkü malum bu hacim 250 ve 650 cc bandı hem vergi diliminde üst kesimde kalıp hem de bir o kadar 250 cc ve altındaki kardeşlerine böyle küçük cc motorlardan sonra böyle orta motor, ara sınıf motor olmak için çok ideal makineler aslında. Ama ülkemizde bu vergi politikasından dolayı bu güzelim makineler teknik özellikler, tip, gidiş olarak küçük hacimli kardeşlerinin abileri konumunda. Fiyat olarak büyük babaların 650 ve cc üstü racinglerin, işte nakedların, o hacimdeki motosikletlerin fiyatlarına da bir o kadar yakınlar. Üzücü bir şekilde şu an bunun bile ikinci eli 2014 model olmasına rağmen işte 36, 38, 40 o civarlarda geziyor. 22.000 olması lazım bakalım reise. 22.600 kilometrede bir motosiklet. Üzerinde Pilot Road 4 lastik var ama çok da böyle bitişleri var. Şimdi ilk sürüş konseptinde normalde benim kullandığım tüm motosikletler düşük kilometreli olur. Oldu daha doğrusu bugüne kadar. İlk kez bu kadar yüksek kilometreli bir motosikleti ilk sürüş konseptine dahil ettik aslında. Ve dolayısıyla hem lastikler hem de şanzıman... Daha doğrusu debriyaj şu anda çok böyle yorum yapmaya sağlıklı değil. Allah'tan biliyorum ama üzerindeki lastikler, Pilot Road 4'ler artık böyle bitmeye yakın hareket ediyorlar. Ve bir de debriyaj balatasının değişmesi lazım makinenin. Yani orijinal debriyaj balatası var hala üzerinde. Şimdi bir koruma takozu var. Bayağı büyük çene. Onun dışında stock egzoz. Öyle bir değişiklik yok. Bir de bu arka sinyaller maalesef ki kırılmışlar. Bunları da Burak dedi ki vaktin olursa bir Honda'ya gidip sorar mısın fiyatlarını? Yarın da onu soracağım. Bir tane testi bir pabuç var. Farklı olarak gördüğüm ekstraları sayıyorum. Çok da etrafında dönüp uzatmaya gerek yok lafı. Gidelim. Yolda hem muhabbet ederiz hem motordan bahsederiz. Tabii ben bir süredir CB250'yi kullandığım için biraz böyle 2-3 silindir falan 4 silindir özlediğim silindirler artık. Özlediğim motor tipleri. Çok sakin. Klasik bir Honda. Şimdi sıcak olduğu için kafam rahat. Şöyle bir sesi var. Tatlı bir sesi var bu arada. Orijinal egzoz sevenler ve böyle yüksek devirlerde hafif hissetmek isteyenler için gayet tatlı bir egzozu var. Şimdi bir yola çıkalım ufaktan. Dur, kimse gelmiyor. Hadi bakalım. Şimdi motosikleti ilk bindiğimde eski bir CBR250R kullanıcısı olarak şu anda da bir CB sahibi olarak şunu söylemek çok mümkün. Yani 2013'te 2014'te CBR250R varken tıpkı Burger King'deki gibi bir büyük boy almak isteseniz alabileceğiniz motosiklet buymuş. Yani Honda demiş ki direkt abisini yapalım. Bir silindir daha koyalım. 20 beygir daha ekleyelim. Biraz daha hacmen büyütelim. Ve demişler tam olarak 600 cc'ye 650 cc'ye geçmeden önce yurt dışı için konuşuyorum bunu. Bizim ülkemizde çok mantıklı olmuyor maalesef ki. Bir ara sınıfı motoru yapalım demişler. İlk motora bindiğimde anladığım, motorun bana söylediği şey bu oldu. Daha hacimli bir motor haliyle CBR250'den. Böyle büyük 500 cc motora bindiğinizi ilk binişinizde hissediyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben evet artık küçük hacimli bir segmentte değilim. Ara segmentlerdeyim. Nispeten büyük bir motor var altım. Konforunu çok sevdim. Honda'nın bu şey olayı da çok güzel. Eğer işte CBR250R, CBR125R, CBR500R, tek R kesinlikle böyle Dawn Racing değil. Sport Touring. Böyle hafif spor görünüşü var makinenin. Şık duruyor. Süper. Ama oturuş diyor ki özellikle bu motorda yola da gideriz. Uzun yolda rahat yaparsın. Önde ufak bir cam var. Böyle rüzgarı da hafiften kesiyor. Arar sportlu böyle eğildim falan yok. Zaten spor gezi makinesi olmuş yani. Şeyi çok özlemişim. Gidonda olmayan aynalar. Kafa granajının orada olunca hem aramızda bir hacim var hem de sabitler. Böyle işte virajlarda düz yolda giderken arkayı
daha net görmek mümkün. Gidonda olduğu zaman aynı istemsiz olarak omzunun bir kısmını görüyor. Şu an kolumun bir kısmı, yani 3/4'lük bir kısmını görüyorum. Geri kalan arkası. Aslında çok tipik bir Honda. Geçen gün ilk motoru aldığım günün ertesi günü Ümraniye Buyaka AVM merkezine gittim. Orada mesela motoru koydum, yukarı çıktım, bir işim vardı. Aşağıya döndüm, yanına bir CBR250 koymuşlar. Özellikle arkadan baktığınız zaman CBR250'ye zaten çok benziyor. Sadece işte CBR250'nin bir dönem tabii tek farı, o VFR'den alınma tek farı vardı. Bunda önde tabii çift farımız var. Yani artık tabii uzun süre motosiklet kullanınca motorla ilgili ilk söyleyebileceğim şey oluyor. Birçok şeyi tahmin ettiğim gibi. Kağıt üzerinde okuduğum bir 47.6 beygir bir güç var. Gerçekten öyle yani, gazı açıyorsun böyle uuu arkama yapıştığım işte ne gidiyor falan değil. Ama ben bunu geçebilir miyim korkusunda olmadığı tahmini elverişli bir gidiş. Bak geçelim. Açtık. Yine aynı şekilde iyi bir duruş. Şehir içinde uzun mesafeleri olan ama işte yakıt tüketimi konusunda çok böyle abartmasın falan denildiğinde tercih edilebilecek motosikletlerden bir tanesi. Motoru aldım, biraz da konuşmadan önce, motoru video çekmeden önce biraz şeye bakmak istedim. Neler söylüyor insanlar motor hakkında? Blue'u çok öven var. Blue'u çok sevmiş herkes. Çok dayanıklı olduğunu, çok uzun kilometreler gittiğini söyleyenler vardı. İşte yakıt tüketimini övenler var. Şimdi ben sağlıklı bir yakıt tüketimi çok fazla yapamadım. Ayrı konu ama ne mesela? Arkadaş ne gösteriyor bize bu anlık tüketim? İşte 5.5 litre averaj diyor ki biz aldığımızdan beri birazcık açtık. Yani işte 5-5.5 buralar gezdiği yerlerdir. Yani ideal Uber'de bir ekonomik bir yakıt tüketimi yapmamışız yani. Bu da bizimle de alakalı olabilir. 500R kullanıcıları daha sağlıklı yorum yapabilir bununla ilgili. Kullanması çok basit. Komplikesi yok. Tek beni şaşırtan şey şu oldu gidişatı hakkında. Ne yapıyorum ben ya? Ay dayanamayacağım. Bir dakika. Koltuğun özellikle bu motorda hissettiğim sağ altından bir vibrasyon durumu var. Bir böyle hissettiriyor. Özellikle belli devirlere geldiğimiz zaman mesela nerelerde geliyordu? Ha şuralarda. Yine de koltuğun altında mesela şimdi CBR250R, CB250R tek silindir motosikletler. Pata pata pata. Hani işte yüksek devirlere çıktığında böyle koltuğun altındaki o şeyi anlıyordun. Burada bir silindir çalışıyor ve sen yüksek devire çıktığında tak 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 alttan vuruyor falan. Ama şimdi bunda insan bir iki silindirde daha iyi bir balans bekliyor. Daha az bir vibrasyon bekliyor. Bunda da özellikle ilk üç viteste diyebilirim. Bu devirleri biraz yükseltince o koltuğun altında gene bir iki silindir çalışıyor. Burada şeyi var. Biraz daha beklentim o yöndeydi. Gösterge çok net ama çok böyle eğlenceli bir gösterge değil. Yakıt tüketimi en solda. Üstte bir devir göstergesi var. Renksiz bir gösterge. Ortada odometremiz var. Sağ altta saatimiz var. Bir de set ekranlarına bastığımızda anlık yakıt tüketimi, işte ortalama yakıt tüketimi, trip A, trip B. Klasik bir motorda bekledim. Bakalım neler var. Trip A süresince yaktığın yakıt değeri. Ha dörtlü var. Bu güzel. Basıyorsun açılıyor, basıyorsun kapanıyor. Bu benim motosiklette olmasını sevdiğim bir şey. Marş butonu. Şimdi yeni Honda'nın ekranları tabii renkli resimde. TFT böyle canlı canlı falan. Tabii bu 2014 model, 6 yaşında motor nispeten. O dönem iyi bir ekrandı. Şu anki güncel ekranlara bakarsak nispeten sıkıcı bir ekran. Gerçi benim CB de çok farklı değil. Bu da onun siyahı yani. Bu arada tabii iki silindirin şöyle bir avantajı var. Buna böyle güzel bir egzoz yapsanız nispeten güzel bir ses alırsınız. Şimdi tek silindirlere egzozu yapıyorlar. Bence bir de böyle abarttıkları zaman taka 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 insanın kafasını darbeli matkap gibi vidalayan bir ses çıkıyor. Hafifine itirazım yok ama özellikle böyle makine işte enduro değilse tek silindir bu işte minik racinglere falan benim CB gibi motorlara yapıldı mı bana böyle bir yerden sonra kafayı ütülüyor gibi geliyor. Şimdi bunun avantajı iki silindir olması. Buna yapsan şu devirlerde falan tatlı bir sesi olur böyle. Yüke bıraktığın zaman falan düşmesi de çok keyifli. Şu lastiklere güvenemiyorum. Emanet motor da olunca, kendi motorum olsa canını çıkarırım ama emanet motor olunca hep böyle bir canı götünde şeyi oluyor bende. O yüzden böyle temkinli nispeten. Yani şu kullandığım durumda amortisörleri böyle yumuşağın serti gibi.
Tam öyle yayla modunda da değil. Ama yumuşak, bak böyle geçiyorum. Bak konuşmamda bile. Güzel tadında bir, yani bu modda kullanmak isteyen biri için saçlarla arabanın rengi aynı. Maksimum hafif agresif. Tur gezilerinde hafta sonu Karaburun'a kaçtım, Şile'ye kaçtım. Kullanılacak setup şu an bu motor yani. Bu şeye hitap eder işte. 250 cc, 125 cc bitti. Tecrübeyi aldık. Artık işte büyütmek lazım. Biraz gitsin istiyoruz. Böyle uzun yola gittim mi de 125-150'deki gibi %120'de bağırarak değil de biraz daha konforlu. Ama işte güç olarak da böyle 110-120 beygirlere çıkmasın. 4 silindir olmasın. Daha böyle sakin gidelim. Uber de yakmasın ama yüksek süratlere de çıkabilsin. Konfor olarak 250'lerden daha iyi olsun. Ama öyle Uber de spor olmasın falan diyen adamlar için ilaç niyetindeki makinalardan bir tanesi. Hanım var, işte hatun var. O da seviyor motoru. Ama işte rahat olmayınca o da rahat etmiyor. O rahat etmeyince biz de rahat etmiyoruz abi. Biz de biraz yolumuzu bulalım falan diyen adamın motoru. Ha tabii bu adamların işte ya kardeşim 20 beygir içinde 20 bin lira fazla para verdik. Olayına da takılmaması lazım. O da ayrı mesele. Mütevazi spor touring. Öndeki reisin kolunda maske mi var? Telefonla. Yalnız motorlarda telefonla oynamayalım falan demiş. Makina öyle bir arada ki buna binen adam bir süre sonra şunu der. Ne alıyorum ben seneye? Sahibi olacak adam bir yerden sonra eğer böyle hız tutkusu, motosiklet aşkı da kafi miktarda var ise bir süre sonra götü kaşındırır. Bir büyük hacimli motosiklet aldırır. Evet, 6. vitesteyiz. Rahat rahat 165-170. Hani hiç öyle ulaşana kadar saatler geçsin falan şey yaratmıyor. Vallahi tutasım var direği. Şöyle direği tutup çekesim geliyor insafsız. Direkt benim tarafıma girer bu arada. Böyle ilk sürüş bu kadar işte. Bu kadar anlatabildim. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle geyikli meyikli, sohbetli bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Beğenmezseniz canınız sağ olsun. Beğenmezseniz dislike atın. Eylem olsun yeter. Yorum yazın. Yoruma cevap vereyim. Kanala abone olarak bunun gibi videoların devamını izleyebilirsiniz. Öpüyorum yanaklarınızdan. Sevgiler, saygılar. Doy 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 doy. Ooo Zimbabwe. Hadi anlat şimdi Zimbabwe nasıl ağzına geldi.